Yılbaşı yaklaşıyor ve Barbie bebeğimiz de yılbaşını bizim kadar heyecanla bekliyor. Mumları yakma, yılbaşı ağacını renkli balonlarla süsleme, yılbaşı süslerini asma ve kendimizi sıcak bir şöminenin önünde ısıtma zamanı. Bugün sizinle yılın en güzel zamanı için Barbie'nin evini süslemesine yardım edecek fikirler paylaşacağız. İlk pratik bilgi için küçük plastik kutulara ihtiyacımız var. Silikon tabancasıyla kapağa minik bir yılbaşı ağacı yerleştirelim. Başka bir kabın içine bebek yağı dökelim. Sim ekleyelim. Kabı kapatalım. Sert bir şekilde sallarsak yılbaşı ağacının üstüne parlak yeşil karlar yağacak. Yağın yoğun olması nedeniyle sim yavaşça ve düzgünce aşağı inecek. Çok güzel görünüyor. Bu pratik bilgi için mumlar ve plastik balon tutucu kullanacağız. Tutucuyu ters çevirelim ve silikonla dolduralım. Mumu yapıştıralım. Her kenarına bir mum daha sabitleyelim. Şamdanı altın rengi bir yaprakla süsleyelim. Dekoratif altın rengi şamdan yılbaşı atmosferinin çok daha güzel olmasını sağlayacak ve Barbie'yi yılbaşı ruhuna sokacak. Şimdi de pipete ve minik balonlara ihtiyacımız var. Bir pipeti parçalara ayıralım. Balonların fazlalıklarını keselim. Balonu pipete yerleştirelim ve kalın bir iple sabitleyelim. Renkli not kağıtları alalım. Bunlardan şeritler keselim. Şeritleri minyatür karelere ayıralım. Konfetileri pipetin içine alalım. Parlak yılbaşı partisi konfetilerimiz hazır. Parlak konfetilerin havaya uçması için balonu çekmemiz ve sonra sertçe bırakmamız gerekiyor. Bu pratik bilgi için muma ve plastik bir çubuğa ihtiyacımız var. Mumu yakalım. Mumu ateşin üstünde ısıtalım. Isınma seviyesini uç kısım eriyip kıvrılacak şekilde ayarlayalım. Kanca şeklindeki kısmı keselim. Süslemek için kırmızı ve beyaz ipe ihtiyacımız var. Çubuğun etrafına saralım. Sonuç yılbaşına özel bir çubuk şeker. Şekeri yılbaşı ürünlerimizin içine koyalım. Belki de bu yılbaşı bizim için çok tatlı bir hayatın başlangıcı olacak. Şimdi de boş parfüm kutularına ve tatlılara ihtiyacımız var. Kutuları silikon tabancası kullanarak birbirine yapıştıralım. İki eş kutuyu daha küçük kutunun kenarlarına yerleştirelim. Bunları beyaz köpük lastik tabaka ile kaplayalım. Altın rengi köpük lastik tabaka şeritlerinden bir dikdörtgen çerçeve yapıştıralım. Bacaklarını parmaklık şeklinde süsleyelim. Köpük lastik tabaka ile kapladığımız geçirmeli bir kapağı ikiye keselim. Şöminenin altını ve üstünü süsleyelim. Ateş resmi yapıştıralım. Soğuk kış akşamlarında ateşin başında ısınmak ne güzel. Ayrıca şömine, aile yılbaşı fotoğraf çekimleri için de çok uygun olacaktır. Barbie Instagram'ına koyacak bir sürü havalı fotoğrafı olacak. Simli yeşil köpük tabakadan bir yılbaşı ağacı keselim. Uğur böcekli minik mandallar hazırlayalım. Bunları silikon tabancası kullanarak ağaca sabitleyelim. Bir tüp akrilik boya ile Aralık ayının tarihlerini işaretleyelim. Her numara için küçük bir hediye hazırlayalım ve bunları mandallara sabitleyelim. Hediyeli yılbaşı takvimini duvara yerleştirelim. Hoş hediyeler çocukları mutlu edecek ve yetişkinlerin mutlu olmasını sağlayacak. Şimdi de küçük lastik zıplayan toplardan ne yapılabilir ona bakacağız. Topu kalın bir katman beyaz boyayla kaplayalım. Bir iğne yerleştirelim. Topları boyamak için akrilik boyalar kullanacağız. İnce uçlu fırçayla Noel Baba'nın en sevdiği geyiği çizelim. Mavi kar ve bir yılbaşı ağacı çizelim. Üstünü yapıştırıcıyla kaplayalım. Ve mavi sim serpelim. Fazladan simleri fırçayla alalım. Çok güzel bir yılbaşı süsümüz oldu. Geriye kalan tek şey buna altın rengi bir ip yerleştirmek.
çok güzel yılbaşı süslerimiz oldu. Süsleri yılbaşı ağacına asalım. El yapımı yılbaşı süsleri özel sihirli bir atmosfer oluşturacak. Süsleri nasıl boyayacağımız tamamen bize kalmış. Bir sonraki yılbaşı pratik bilgisi için bir parça koyu kırmızı kadife kumaşa ihtiyacımız var. Tebeşirle uygun boyutları işaretleyelim. Parçaları keselim. Birkaç çıt çıt düğme alalım. Düğmeleri videoda gösterildiği şekilde silikon tabancasıyla sabitleyelim. Bir beyaz tül parçasını dikdörtgen şekilde katlayalım. Kumaş parçalarını birbirine dikelim. İnce kürk şeritleriyle süsleyelim. Kürkü silikon tabancasıyla kenarına yapıştıralım. Dikiş yerini iple sıkılaştıralım. Kenarını kıvırıp dikelim. Parlak bir yılbaşı elbisemiz oldu. Şimdi de bir mukavva rulosu alalım. Küçük bir halka keselim. Mukavvayı bir parça kadife kumaş sabitleyelim. Şapkayı beyaz bir pomponla süsleyelim. Kürkü yapıştıralım. Bebeğimiz gerçek bir Noel Barbie oldu. Bu yıl kesinlikle en iyi kostüm yarışmasını o kazanacak. Bir sonraki pratik bilgi için iki yapay çam ağacı dalına ihtiyacımız var. Bunları silikon tabancasıyla birbirine yapıştıralım. Bu şekilde bir halka oluşturmamız gerekiyor. Çelengin üstüne minyatür bir fiyonk yerleştirelim. Gümüş rengi boncuklarla süsleyelim. Çelenge küçük boncuklu dekoratif bir kurdele bağlayalım. Eve asalım. Yılbaşı çelengi mutluluk, refah ve başarının sembolüdür. Mutlu Noeller! Şimdi de bir parça mukavvadan kızak ayakları keselim. Kırmızı parlak köpük tabakayla kaplayalım. Geniş dondurma çubuklarını parlak renklere boyayalım. Her ayağa bir çubuk sabitleyelim. Kalanlarından bir oturma yeri yapalım. Parlak kızağımız hazır. Karla kaplı bir parkta kızağa binmeye kim hayır diyebilir ki? Ken'le romantik randevuda yapılacak harika bir etkinlik. Bunun için plastik bir kapağa ihtiyacımız var. Buna daha küçük bir kapak yerleştirelim. Parçayı yapıştırıcıyla kaplayalım. Kırmızı ip saralım. Silikon tabancasıyla ipten bir tutma yeri yerleştirelim. Bir plastik kapak daha alalım. Yılbaşı hediye kaplama kağıdına saralım. Boş bir yüzük tabanını kıvıralım. Tutma yerini kapağa yapıştıralım. Dışarıda çay içmek için harika bir setimiz oldu. Fincan ve termos. Dışarıda dondurucu soğuk var. Bebek termosundaki sıcak çay Barbie'nin kötü havalarda ısınmasına yardımcı olacak. Bir sonraki pratik bilgi için birkaç keçe parçası hazırlayalım. Kırmızı, beyaz ve yeşil renkler seçelim. Kırmızı parçaya çoraplar çizelim. Keselim. Dış hattına yapıştırıcı uygulayalım ve iki çorabı birbirine yapıştıralım. Kürkü yapıştıralım. Yeşil keçeden yapraklar keselim. Çoraplara yapraklar ve kırmızı boncuklar yerleştirelim. Yılbaşı süsleri olmadan olmaz. Farklı süslemeli çoraplar yapalım ve şömineye asalım. Bir sonraki pratik bilgi için parlak köpük lastik tabakasına ve farklı boyutlarda kağıt yıldızlara ihtiyacımız var. Köpük tabakanın arkasına bir yıldız deseni çizelim. Keselim. Bir sürü yıldıza ihtiyacımız var. Büyük yıldızlar ve küçük yıldızlar. Farklı renklerde köpük lastik tabaka kullanalım. Ucu sivri bir çubuk hazırlayalım. En büyükten başlayarak yıldızları çubuğa geçirelim. Sonuç parlak bir yılbaşı ağacı. Üstünü başka bir parlak yıldızla süsleyelim. Köpük lastik tabakadan yapılmış dekoratif yılbaşı ağacı bebek odasına çok yakıştı. Ve üstündeki hoş lila rengi Barbie'nin elbisesiyle çok uyumlu oldu. Şimdi kağıda bir küp taslağı çıktısı alalım ya da çizelim. Dış hatlarından keselim. Hatlarından kıvıralım ve şablondan bir küp yapalım. Kenarlarını silikon tabancasıyla sabitleyelim.
Yılbaşı baskılı parlak ambalaj kağıdına ihtiyacımız var. Küpü kağıdın ortasına koyalım. Kağıtla saralım. Küpe altın rengi bir kurdele bağlayalım. Parlak bir fiyonk sabitleyelim. Şirin yılbaşı hediyelerini Barbie ile oynarken ya da gerçek bir yılbaşı ağacı süslerken kullanabilirsiniz. Yılbaşı pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bu fikirlerden hangilerini yılbaşı hazırlıklarında kullanacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni yılbaşı pratik bilgilerini kaçırmazsınız.